İki kız kardeşle tanışma vakti. Mantar avcıları. Nerede onlar? Heh, buradalar. Buradalar işte ya. Bazen şey deriz ya, aslında doğru tabir o mu bilmiyorum. Büyümüş de küçülmüş. Çok öyle değil. Bunlar yani özellikle bu kızcağızımız, şimdi göreceksiniz. Yani böyle tek tek, tane tane, gayet anlaşılır bir şekilde, ikna eder bir şekilde anlatacak bu Bursa'daki mantar avını nasıl yaptıklarını. Ormandaki mantarları elleriyle koymuş gibi bulup topluyorlar bu iki güzel kızımız. 20 kiloya yakın mantar topluyorlar. Ailelerine katkıda bulunuyorlar. Önemli bir katkıda bulunuyorlar. Biri 6, diğeri 10 yaşında. Hikaye de şöyle başlıyor. Yan yana arkadaşlar, çok güzeller. İki kız kardeş el ele ormanda geziyor, korkusuzca mantar avcılığı yapıyor. Bursa Mustafa Kemal Paşa'ya bağlı Sünlük köyünde yaşayan 10 yaşındaki Yağmur'la 6 yaşındaki kardeşi Ada kısa bir süre önce babalarından mantar toplamayı öğrendi. Bu ay mantarını toplamayı ben babamla öğrendim. Bu mantarlar benim köyümün getirim kaynaklarından bir tanesidir. Ardından da iki kardeş ormanın yolunu tuttu. İtalyanların fortini, Fransızların boret dediği güzel ülkemde ayı mantarı olarak bilinen Uslu kardeşler mantar toplamaya çıktıkları her anı da kaydetmeyi ihmal etmiyor. Bir de arkadaşlar bir sürü kız mantarlarını bir tane çıkınca yanında bir sürü çıkıyor. Mesela şu yaprakları kaldırınca bir sürü çıkıyor. Onlar bazen mantarı nerede bulacaklarını anlatıyor büyüklerine. Büyük bir kısmı sudan kaplı olduğu için diyet beslenmesine uygun olduğu söyleniyor. Bazen de mantarın faydalarını sıralıyor. Hatta yemek tarifi bile veriyorlar. Bayıldım arkadaşlar buna. Ben bunu eve gelince kesin bundan kızartma yapacağız. İki kardeş topladıkları mantarlar sayesinde de aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Gördüğünüz gibi bu mantar yaklaşık 1 kilo ağırlığındadır. Bu mantarlarımızın fiyatı 15 ile 20 lira arasında. Niye arkadaşlar? Size kopartalım. Yani kusura bakmayın, yanlış da anlamayın ama benim de katıldığım bir söz var. Önce erkek evladınız dünyaya gelip sonra kızınız oluyorsa, kızınız dünyaya gelince evladımız oldun. Biraz öyle ya, bu kız evlatlar inanılmaz tatlı. Yılmaz Erdoğan hangi filmindeydi o? Niye diyor kızlar büyüyor ki diyor. Babalar küçülsün. Ben kızıma da zaman zaman söylerim. 20-21 yaşına geldi. Üniversite son sınıfa başlayacak inşallah. Kızım diyorum, sen benim gözümde hala 5 yaşındasın. Fatma diyorum, büyümüyorsun yani. O yüzden baba diyor bana, niye öyle davranıyorsun? Öylesin çünkü benim için. Fark etmiyor yani. Gördüğünüz iki kızı da Allah bağışlasın. Harikaydılar. İnşallah iyi yerlere gelirler. O büyük kız bayağı bir şeyler olacak gibi gözüküyor.